Düşünün ki dünyanız doğum sırasına göre değer biçen bir toplumun kurallarına bağlı. Birinciler kahraman, sonuncular sevimli ama ortancılar sadece görünmez. Makia bu adaletsiz düzenin sıradan bir parçası gibi görünse de içinde sıra dışı bir cesaret taşır. Kendisine ve başkalarına dayatılan ön yargılarla yüzleşirken yasaklanmış olanın peşine düşer. Dışlanmış gezginlerle arkadaşlık. Ancak Magia'nın bu cesur adımı yalnızca kendi kaderini değil tüm kasabanın gerçeklerle yüzleşmesini sağlayacak bir maceranın kapısını aralar. Haydi bu distopik dünyanın gizemli yolculuğuna hep birlikte katılalım. Rabia'sının Kitap Buldu kanalına hoş geldiniz. Ortanca distopik bir dünyada geçen toplumsal kurallar, bireyin kimlik arayışı ve önyargılar üzerine derinlemesine düşünen bir gençlik romanıdır. Hikaye sıradan gibi görünen bir kızın, kendisini ve çevresini sorgulama sürecini işlerken cesaret ve fedakarlığın önemini vurgular. Magie Cruikshank Kink'in hikayesi bir distopyada geçiyor. Burada kasabalar dış tehditlere karşı tamamen izole edilmiş durumda. Gezginler adı verilen insanlar, dış dünyadan gelen tehditler olarak kabul ediliyor ve toplumun kurallarına göre son derece tehlikeli. Bu izolasyonist toplulukta, insanlar sıradan bir yaşam sürdürürken sıkı sosyal hiyerarşi ve katı kurallar var. Bir diğer önemli özellik, çocukların ailedeki doğum sırasına göre toplumsal bir etikete sahip olmasıdır. Birinciler yani ilk çocuklar, cesur, güçlü, topluma liderlik eden kahramanlar. Sonuncular yani küçük çocuklar, tatlı, sevilen ve ilgi odağı olan kişiler. Ortancalar, sıradan, kimse tarafından önemsenmeyen çocuklar. Bu sosyal düzende ortanca çocuk olmak adeta görünmez olmak anlamına gelir ve Magie de bu sistemin sıkıntısını çeken biridir. Magie, ailesinin ortanca çocuğudur. Abisi Wade, toplum tarafından yüceltilen bir birinci, dir ve herkes ona hayrandır. Küçük kardeşi Trick ise ailenin sevimli, iyi odağı olan çocuğudur. Magie ise her zaman arka planda kalır, varlığı genellikle unutulur ve bu durum onun kendini yetersiz hissetmesine neden olur. Magie, topluluğun kurallarına uygun yaşamaya çalışsa da içinde sürekli bir huzursuzluk ve adaletsizlik hissi vardır. Bu, onun maceraya atılmasını ve statikoya karşı çıkmasını sağlayacak itici güç olur. Magie'nin hayatı, bir gün kasabasına yaklaşan bir grup gezginle tanışmasıyla değişir. Gezginlerden biri olan Una ile arkadaş olur. Bu, Magie'nin hayatında büyük bir dönüm noktasıdır çünkü toplumun kurallarına göre gezginlerle iletişim kurmak yasaktır. Gezginler, dışarıdan gelen ve potansiyel tehdit olarak algılanan insanlar olduğundan, onlarla ilişki kuranlar cezalandırılır. Una, Magie'nin öğrenmediği birçok şeyi bilir ve Magie'ye kasabanın dışında bambaşka bir hayat olduğunu gösterir. Magie, Una ile daha çok vakit geçirdikçe, kendi kasabasının yönetimi ve kuralları hakkında sorgulamalar yapmaya başlar. Bir yandan Una'nın ne kadar iyi biri olduğunu gördükçe gezginler hakkındaki ön yargıları kırılır, diğer yandan ailesi ve toplumundan gördüğü baskı onu seçim yapmaya zorlar. Magie, Una ve diğer gezginleri korumak için bir plan yapar. Bu süreçte kasabasındaki liderlerin aslında bazı sırları sakladığını keşfeder. Gezginlere olan korkunun sadece bir propaganda olduğunu ve dış dünyanın gerçekten korkutucu olmadığını anlar. Magie, Una'yı ve ailesini kurtarabilmek için cesur bir karar verir ve kasabanın kurallarını çiğner. Bu süreçte Magie, sadece gezginler için değil, kendi kimliği ve geleceği için de savaşır. Kendini sıradan bir ortanca çocuk olarak değil, cesur bir birey olarak kanıtlama fırsatını bulur. Hikayenin sonunda Magie, büyük bir fedakarlık yaparak topluma gezginler hakkındaki gerçeği gösterir ve insanların önyargılarını sorgulamalarını sağlar. Bu süreçte kendi içindeki gücü keşfeder ve sıradan bir ortanca olmanın aslında hiç de sıradan olmadığını öğrenir. Magie, toplumun dayattığı kalıpların ötesine geçerek kendisini yeniden tanımlar. Ortanca, kimlik ve toplum kuralları gibi karmaşık konuları sade ve akıcı bir dille işleyen sürükleyici bir hikaye. Magie'nin mücadelesi, genç okuyucular için hem ilham verici hem de düşündürücü bir macera sunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.
başka bir kitap özetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.